Diğer soruya geçelim. Ucuz yollu fiber kask istemiş Bediran Eyüboğlu. Ona da örnek LSK FF396 FT2 Tron kaskını önermişim. Çünkü içi yani içi bir dış kabuğun bir içi polikarbon olmasına rağmen fiberglass bir dış kabuğa sahip, iç köpük mekanizması da gerçekten çok iyi yapıldığı için çarpmalara, darbelere dayanıklı. En ucuz yollu olan ve fiberglass dış kabuğa sahip olan o FT2 diye geçiyor. FF396'nın Tron siyah gri kaskı. 500 lira civarında bir kask. Bir arkadaşımız da demiş ki, Hüseyin Gökkan demiş, Vexo Comfort eldiven. Vexo Comfort eldiveni daha önceden tanıtmıştık zaten. Vexo Comfort eldiven iyi bir eldivendir. Daha üstü bir şey için Speedy'nin yeni çıkan eldivenlerine bakabilirsiniz. Veya işte Fiberglass'un RS3 eldivenlerine bakabilirsiniz. Speedy'nin yeni nesil olduğu için hani onu öneriyorum. Darbe inmesi daha yüksek olduğu için onu öneriyorum. Benim de hoşuma gidiyor. Hem tarzı, hem şekli, hem de koruma miktarı. Çünkü hani hem iç tarafında, hem altında, hem bileğin iki tarafında da koruyabilecek gibi desteklere sahip. O yüzden de onu öneriyorum. Venom D1 ceketi daha önceden tanıtmıştık. Bu nasıl bir şey, bu nasıldır diye sormuş arkadaş, Hüseyin Gökhan arkadaş. Venom D1 ceket de iyidir. Fakat hani bir üst versiyon gibi bir şeyini almak istersen Rika montlara bakabilirsin. Onların örneklerini de zaten linkleriyle beraber paylaşacağım. LS2 FF353 kask demiş. Başlangıç için iyi mi? Ona da bir tane yanıt vermişim. Onu hemen okuyayım. Ne yanıt verdiğimi tabii aklıma gelmiyor şu anda. LS2 FF396 yine ona FT2 Tron'u önermişim. FT2 Tron'u alırsan daha memnun kalırsın, hem uzun süre kullanırsın, hem de çarptığında daha bir yüksek mukavemet ve dayanıklılığa sahip olan bir kasktır. Ondan alabilirsin. O yüzden de hani sağ ol, teşekkürler demiş zaten o da. Onu görmemiştim galiba. Ben de teşekkür ederim. Diğer başka bir soru içinde başka bir videonun altına bakıyorum. Kanala giriyorum arkadaşlar. Orada videoların altına bakıyorum. Orada sizin yorumlarınızı okuyorum. Uygun fiyatla giyim tavsiyesi tekrar çekmişim. Onun altına yorum yapan arkadaşları tekrar okuyorum. Şöyle diyeyim. Bir arkadaş demiş ki, Serhat Esin, ProSave 71-75 veya Venom Dynamic modelleri arasında kaldım. Hangisini tercih etmeliyim demiş. Ona da dedim ki ProSave al, kolları ayarlanabiliyor. Siz de hani ProSave alabilirsiniz, uygun fiyatlı bir mont almak istiyorsanız ProSave'den alabilirsiniz. ProSave iyi montlar üretiyor, Venom da iyi montlar üretiyor ama Venom Dynamic ile beraber karşılaştırınca ProSave 71-75'i önerdim. Çünkü kolları da ayarlanabiliyor. Biliyorsunuz bu destekler çok önemli, bu korumalar çok önemli. Eğer kolunuzun tam ayarlayabilen şurada çıt çıtları varsa bu çıt çıtları kapatarak daha fazla koruma elde edebilirsiniz. Çünkü o destek tam kolunuza oturacaktır ve hiçbir zaman hani yerinden oynamayacaktır. Kolunuza tam olacaktır. Umarım yeterli bilgi verebilmişimdir arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler.